Adana Spor aslında Beşiktaş maçı. Hatta son haftalarda ben tek atıyordum. Sezon başında bizim için çok zordu. Zor olmasının sebebi de şu. Biz ağır hasarlı bir binayı tamir etmek için çıktık yola. Bir binayı yeniden yaparsınız. Sıfırdan inşaat kolaydır. Onun gibi düşünün. Bu da böyle ağır hasarlı bir binayı tamir etmek de çok zordur. Yani yenisinden hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Çocuklarımız gittiler, çoğu forma bulamadı. Birçok olumsuzluklara rağmen seyircimiz olsun, yöneticilerimiz olsun, şehrimiz, sanayicimiz, birçok insan bu işin arkasında durdu hep beraber bizimle. Herkes elinden geldiği kadar inanılmaz bize destek verdi. Çok sancılı bir sezon geçirdik. Bunun ardından da şu an mutluyuz. Elimizden gelen de buydu. Bu kadroyla da bunu yapabildik. Sağ olsun. Geçen yıldan bazı birkaç tane işte eksikliklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni yılda da güzel şeyler yapıp inşallah şehir olarak, takım olarak yolumuza devam ederiz. Kısmet. Taraftarın tabii Gaziantep şehrimiz zamanında Avrupa'ya oynamış takımımız var. Birçok futbolcu çıkarmış bir şehirden bahsediyoruz. Tabii doğal olarak insanların beklentisi yüksek ama ortada da bir gerçek var. Gaziantep halkı aslında hak ediyor. Niye olmasın bir Avrupa? Ona göre bir takım kurulsa yapılabilir yani. Olabilir. Kısmet diyelim. Tabii biz öncelikle bütçemizi ne kadar ne yapabiliriz onu çıkarıp koyup bütçemize göre hareket etmenin yoluna bakacağız. Seyirci ortalamasında 9. sıradayız. Yani 16. 17. sıralardan geliyoruz bu sene için. 8272 kişi oynamıştık. Şimdi bu tabii ki Antep için çok sevindirici. Bizim için çok sevindirici. Yani bundan sonraki bir de kolay değildir. Yani zaman isteyen bir şey. 2 yıllık, 3 yıllık bir olaydan bahsediyorum. Burada Gaziantep halkı hak ediyor Avrupa'ya oynamayı. Ama tabii bunun için öncelikle iyi bir ekonomi olması lazım. İnşallah Allah kısmet ederse işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in çalışmaları var. Yarın öbür gün belediye olarak bir akademi adı altında bize bir tesis olarak bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Belki inşallah kısmet olursa en çok da memlekete onu kazandırmış oluruz.